أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثالثة عشرة 13. ünite El alakatü beynel abai vel ebnai babalarla çocuklar arasındaki ilgi, alaka, bağ. Aba, ebin cemisi. Ebna, ibin kelimesinin cemisi. Evet, şimdi bunu maddelemiş. Bir, el alakatü, alaka, bağ, ilgi, ilişki, beynel abai vel ebnai, çocuklarla babalar arasındaki alaka, adiyetün bir meseledir. Adıyye bir hüküm, bir mesele. Konudur. Öyle mesele ki konuya da şegaletin nase insanları meşgul eden cemiyahum hepsini. Hepsini ilgilendiren bir meseledir. Hepsini ilgilendiren bir meseledir. Fi kulli zamanin ve mekan, her zaman ve her yerde. Lakinnel Kur'anel Kerime, lakin Kur'an-ı Kerim haddede sınırladı. Bi celain, açıkça, yani açıklıkla, el üsüse selimete, sağlam temelleri, elleti, öyle sağlam temeller ki, tahkumun alakate beynel abai vel ebnai, babalarla çocuklar arasındaki alakaya hükmeden çok esaslı prensipleri açıkladı. Bi haysu üsüs, esasın cemisi. Bir hayşu, bir şekilde ki la yeteadda küllün, hiçbirisi geçmiyor. Hocam, hududallahi teala, kalem alabilir. Allah-u Teala'nın hududunu, Allah'ın sınırlarını aşmayacak şekilde. Fi mümaraseti hadil alakati. Bu alakayı öğrenmede, bu alakayı efendim işlemede Allah'ın hududunu, hukukunu aşmayacak şekilde önemli temel esaslar koydu Kur'an-ı Kerim. Temel esaslar ne yapmış? Koymuş. Koymuş. Bu çünkü herkesin muhtaç olduğu bir şey. Yani baba çocuk arasındaki mübareset denemede diyeyim, bu alakayı uygulamada, pratik hale getirmede, yürütmede efendim ne yapmış? Allah'ın hududunu aşmayacak kurallar koymuş. İki, هذا لقمان الحكيم. Hakimi. İşte bu hakim olan Lokman. Lokman hakim deniliyor. Adına bir sureymiş. Lokman suresi. Buna Lokman hakim deniliyor. Hakim ne demek? Her konuştuğu yerli yerinde olan, hikmet sahibi. فَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ diyor Cenab-ı Hak. Biz Lokman'a hikmet verdik. Hikmet, وَضْءُ الشَّيْءِ اِلَى مَحَلِّهِ, her şeyi yerli yerine koymak. Doğru konuşmak, isabetli konuşmak, anlamlı konuşmak manası. Hikmet. Evet. Yadribu likulli ebin, öyle Lokman ki getiriyor likulli ebin, her baba için el meselel a'la, önemli bir örnek, mesele a'la, yani en yüce örnek. Fil übüvveti el müdriketi bi umki hakkın ibni, übüvvet hakkında önemli bir örnek. Mesele hala. Übüvvet babalık görevi değil mi hocam? Tabii, übüvvet babalık görevi. Babalık görevinde efendim ne yapıyor? En örnek, önemli örnek oluyor. En önemli örnek olacak bir hayatı yaşıyor ve Cenab-ı Hak da Kur'an'da ne yapmış? Lokman Aleyhisselam'ı peygamberse, bazıları peygamber diyor buna, peygamberliği şüpheli, bazıları veli diyor. Hangisi olursa olsun. Hocam Lokman Hacım diyorlar ya. En şey... ideal, burada mesele hala en ideal örnek manasına da geliyor. Efendim? Şimdi Lokman Hacım aynı kişi hocam. Aynısı. Bu Lokman Aleyhisselam işte o. Lokman Hakim. Evet. Peki... Neyi öyle babalık ki? El müdriketi, anlayan. Bi umkin, derinlemesine. Umk.
onun çoğulu Ahmak. Hakkal İbni, çocuğun hakkını denilemesini anlayan babalık. Kimin üzerindeki haklar? Ala ebihi, babası üzerindeki hakları. Felekad gâme, Lokman aleyhisselam yerine getirdi. Bi vacibihi, efendim görevini, nahvebnihi, oğluna karşılık, oğluna yönelik, oğluyla ilgili hayra kıyamin, en güzel biçimde yerine getirdi. Hine vaazahu, ona nasihat ettiği zaman. Vaaz etti. Vaaza. İşte ve idh kâle lukmanu libnihi ve ve ya'izuhu. Ya büneyye la tuşrik billah. Oğluna nasihat eder olduğu halde Lokman'ın oğluna şöyle dediğini hatırlayıver. Peygamberimize de örnek gösteriliyor. Anladınız mı? Kendi oğluna nasihatlerde bulunmuş. Peki, ve kâne evvele mâ zevvedehu ve kâne evvele mâ. Lokman aleyhisselam ilk idi. Zevvedehu, çocuğunu hazırladı. Bihi, o çocuğunu, o çocuğuna hazırladı. Ve kâne evvele mâ zevvedehu bihi, çocuğunu ilk hazırladığı şey neydi? El akîdetü sahihatül hâlisatü. Temizlenmiş, sağlam. Sırf arı duru, sağlam bir inanç. Ve dikkat edin, ve kâne evvele mâ zevvedehu bihi, çocuğunu hazırladığı ilk şey el akîdetü sahihatü. Aslında el akîdetü sahihatü kânenin ismi. Sağlam bir inanç. El hârisatü hâris. Hâris, sağlam bir inanç. Neden arındırılmış? El hârisatü arındırılmış. Mine şirki, şirkten. Şirkten arındırılmış, sağlam bir inançla çocuğunu hazırladı. Feşşirkü zulmün azîm. Şirk büyük bir haksızlıktır. La tuşrik billah, öyle diyor çocuğuna. İlk sözü bu. Ey yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. İnne şirke le zulmün azîm. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Şirk ne demek? Var o şeyin ila gayri mahallihi. Yani bir şeyi olması gereken yere değil de başka bir yere koymak. Kalıpları değiştirmektir. Tevhidin yerine şirki koymak. İmanın yerine küfrü koymak. İlmin yerine cehli koymak. Birliğin yerine ayrılığı koymak. Bunlar hep zulümdür. Anladınız mı? En büyük zulüm. لِيَنَّ ف۪يهِ, çünkü bu şirkte vardır. تَسْوِيَةَ الْخَالِقِ, yaratıcıyı eşit tutmak. Öyle yaratıcı ki zin ni'ami, nimetler sahibi, zi sahip demek. Ni'am da nimetin cemisi. Nimetler sahibi Allah'ı eşit tutmak. Kiminle? Bimen la yahlugu, yaratmayanla. Yaratmayanla. Şirk ne demek? Yaratanı, nimetler sahibini, yaratamayan, nimet sahibi olmayanla eşit tutmaktır. Tesviye. Tesviye ne kelime? Mastar. Sevva, yüsevvi, tesviyete. Anladınız mı? Peki. Devam ediyor. Ve la ni'mete lehu asla. Asla hiçbir nimeti olmayanla eşit tutuyor. Putların ne nimeti olacak? Ve yahussu lokmanu. Lokman teşvik ediyor. Hasse yahussu. Has, teşvik etmek. İbnehu, oğlunu. Ala murakabetillahi. Allah'ın murakabesine karşı. Allah'ın murakabesi ne demek? Allah'ın denetimi ve yönetimi altında olduğunu ona öğretiyor. Oğlum, Allah seni her halükarda görüyor. Allah biliyor. Zaten bu duyguyu çocuğa verdin mi her şey tamam. Allah'ın denetlediği esası üzerine çocuğunu ne yapıyor? Teşvik ediyor. Nerede Allah onu denetliyor? Fi ekvalihi, sözlerinde ve amalihi, işlerinde. Sagiriha kable kebiriha, büyüğünden önce küçüğünde, her şey, en küçüğünde bile Allah gözetliyor, denetliyor. Niye? Lenne kulle insanın, her insan bima kesebe, kazandığının karşılığında rahin, tutsaktır. Hayır kazanırsa cennete gidecek, şer kazanırsa cehenneme. Kazandığının karşılığında tutsaktır. Ve yunadi lokmanu,
Lokman ibnehu, Lokman oğluna sesleniyor. Bi atfin, şefkatle. Amiran iyyahu, ona emrederek. Neyle, neyi emrederek? Bi edai salati, namazı eda etmesine. Bi ihlasın, ihlasla. Ne diyor? Ya büneyye akimis salah diyor. Eyvallah. Bir nasihat da bu. Ya büneyye akimis salah. Ey yavrucuğum, namazını dostluğa kıl. İşte ihlasla eda etmesini emrediyor ona. Ayetlerden tabi bunları almış. Liyasıla nefsehu, nefsini ulaştırması için çocuğunun, bi halikihi, yaratıcısına. Namaz kılarsa namaz, es-salatu sılatun beynel abdi ve rabbi. Namaz kul ile Allah arasında bir bağdır. He? Bir bağ. Kulu Allah'a bağlayan en büyük bağ namazdır. Anlıyor musunuz? Daha neyi emrediyor çocuğuna? Ve en yeslüke girmesini, devam etmesini. Tarikat tatbikil ameliyi. Uygulama yoluna. Bir iman, imanı uygulama yolu. Kendisi iman etti, namaz kıldı. Bu sefer başkalarına da bunu tavsiye etmesini emrediyor. Feyyemura bil maruf. Yani artık uygulama yolu bu işte. İyiliği emretmek. İyiliği emretmesini ona emrediyor. Ve yenhanil münker, kötülüklerden de vazgeçirmesini. Maruf münker tarif etmiştim. Neydi? Kim söyleyecek? Maruf münker. İyilik kötülük. Güzellik çirkinlik. Söylemiştim. Kim söyleyecek? Şeriatın ve aklın güzel gördüğü şeyler maruftur. Şeriatın ve aklın çirkin gördüğü şeyler de çirkindir. Herkese göre çirkin, güzel ya da maruf münker değişebilir. Ama şeriat bir şeyi güzel görüyorsa güzeldir. Akıl da onu onaylıyorsa, ki akıl onaylar. Şeriatın ve aklın çirkin gördüğü şeyler de çirkindir, münkerdir. Ve yasbira, sabretmesi, efendim, ala ma yusibuhu, kendisine isabet edene fi sebilillah, Allah yolunda. Sonunda da diyor ki, ya bneyye akimis salah ve emur bil maruf ve nehanil münker, vasbir ala ma asabek. Başına gelenlere. Üçüncü madde bu. Dördüncü madde hatta. Sana başına gelenlere sabret. İyiliği emrederken, kötülüklerden vazgeçirirken başına çok şeyler gelebilir. Görevden alınırsın, hapsedilirsin, kınanırsın, tekmelenirsin, her şey olur. Ama sabret. İnne zâlike min azmil umur. Çünkü bunlar zor işlerdendir. Bak, lienne zâlik, çünkü bunlar mimma evcebehullâhu, Allah'ın gerekli kıldığı şeylerden. İman, namaz, iyiliğe emir, kötülükten vazgeçirme, bunlara sabretme, Allah'ın gerekli kıldığı şeylerden. Ve yurşidü, yönlendiriyor, irşad ediyor. Lokman ibnehu, Lokman oğlunu irşad ediyor. Nereye yönlendiriyor? İlâ mecmuatin, bir gruba, minel ahlâkı vel a'mal. Güzel huylardan, güzel amellerden bir gruba, bir nebze, bir gruba onu yönlendiriyor. Öyle ahlaki mecmua ki tuhakkiku lehu, oğluna gerçekleştiriyor. Neyi? Hubballahi ve hubbe ibadillah. Hem Allah sevgisini hem de kul sevgisini gerçekleştirecek. Ne yapıyor? Kul sevgisini, kulluk sevgisini. He? Kulluk sevgisini mi? Kul sevgisini, kulları sevmeyi. Allah'ın kullarını sevmeyi. Hem Allah'ın kullarını sevmeyi gerçekleştirecek, hem Allah sevgisini gerçekleştirecek bir grup ahlaki ve ameli değerlere onu ne yapıyor? Yönlendiriyor. Men, o da ne denmiş? Min tevadu'un linnas. İnsanlara karşı alçak gönüllü olmak. Orada ne diyor? Ve la temşi fil ardı maraha. Bir yerde öyle diyor. Yeryüzünde kibirle, gururla yürüme. Ve la tusa'il haddeke linnas. İnsanlara karşı yüzümü ekşitme, çevirme. Yüzümü başka tarafa çevirme insanlardan. İnsanlarla ilgilen. Bak. İşte bu. Peki. Ve atidalin. Bir de dengeli yürümeyi tavsiye ediyor ona.
fi mişyetihi, yürümesinde. Ve haftın savti, sesini kısmasında. Ne diyor orada? Efendim, ve la temşi fil ardı meraha, yeryüzünde böbürlenerek, diyorum Allah böbürlenenleri sevmez. Vaksıt fi meşik, işte orada esas o. Vaksıt orta olsun, yürü fi meşik, yürümen orta olsun. Ne böyle çok hızlı, ne çok yavaş, orta yürüyüş. Müslüman vakurlu olacak, vakar olacak Müslüman da. Vakarlı olacak. Vaglut min savtik, ayetin son maddesi. Sesini de kıs, öyle bağırarak çağırarak konuşma. İnnen keren esvati ile savtul hamir. Seslerin en çirkini eşek sesidir. Eşeğin anırmasıdır. Eşek anırtısı gibi konuşma. Yetecek kadar konuş. Kifayet derecede konuş. Sesini de fazla yüksek. Tefsire bağacaksınız. Bunlar hep ayet mahalleri. İşte zaten şimdi gelecek zaten ayet. Kale Teala buraya kadar gördüğümüz maddeleri Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ha, biz oraya devam etmedik daha. Lennallahu Teala, çünkü Allahu Teala la yuhibbul mütekebbirin, ne yapmaz? Kibirlileri sevmez. Neymiş? Allahu Teala kibirlileri sevmez. Büyüklenenleri sevmez. El muhtarin, hilebazları sevmez. El fahurin, övünenleri sevmez. Bi enfusihim, kendi şahıslarıyla övünenleri. Fahuri ne demekmiş? Kendi şahıslarıyla. Yani kendi, işte kimi güzelliğiyle övünüyor, kimi soyuyla övünüyor, kimi malıyla, kimi başka başka makamıyla, kendi şahsıyla övünenleri ya da kendi şahsında övünenleri, bir de kibirleri, hilebazları, Allah böbürlenenleri sevmez. Bir de böyle enne enkara esvat, ayetlerden çıkarmış manayı, seslerin en çirkini, savtun cemis esvat, savtun hamir, eşeklerin sesidir. Eşek sesidir. Kale Teala ayette şöyle buyuruyor. Ve iz kale Lukmanu libnihi ve huve ya'iluhu. Habibim, Lukman'ın oğluna öğüt verdiği halde öğüdünü hatırlayıver. Ne yap? Öğütünü hatırlayıver. Ne diyordu? Ya büneyye, ey yavrucuğum, la tüşrik billah, Allah'a ortak koşma, inne şirke le zulmün azim. Çünkü şirk, Allah'a karşı ortak koşmak en büyük haksızlıktır. Lokman 13. Sonra insana ana babayla iyilik yapmasını mı diyor? Daha başka şeyler tavsiye ediyor. Ondan sonra da bu okuyacağımız ayetler. Ya büneyye, ey yavrucuğum, ekimiz sala, namazı dosdoğru kıl. Ve emur bil maruf, iyilikleri emret. Ve nehy anil münker, kötülüklerden ne yap? Vazgeçir. Evet. Vasbir ala ma asabek, başına gelenlere de sabret. İnne zalike min azmil umur, doğrusu bütün bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Zor işlerdendir. Önemli işlerden. Böyle demiş. Devamı, ve la tusahir haddeke linnas, küçümseyerek insanlardan yüz çevirme demek. Ve la tusahir haddek. Had var ya, had. Bana bakın. Şu yana deniyor. Yana yüz. Had. Hı ile. Had. Tamam mı? Yüzümü kibirlenerek ya da insanları küçümseyerek yüzümü çevirme. Evet. Daha ve la temşi fil ardı meraha, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. İnnallaha la yuhibbu kulle muhtalin fahur. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Onlardan razı olmaz. Anladınız mı? Daha devamı var. Vaksıt fi meşik, yürüyüşünde tabii ol. Yani orta, böyle çok kibirle yürüme. Orta yürüme. Tamam mı? Peygamberimiz yürürken böyle önüne eğilmiş, yukarıdan aşağı iner gibi yürürdü. Sanki böyle bir dikten aşağı iner gibi. Dikten aşağı inerken insan hep önüne bakar. Anladınız mı? Öyle yürürdü. İhtiyaç olmadıkça sağa sola bakmaz.
ihtiyacı olmadıkça sağa sola bakmazdı. Evet. Peki unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Hamir. Hamir de aslında cemi. Hamir, himar. Himar. Ondan sonra ne diyordu orada? Meselüllezine yahmilûne tevrate. Meselüllezine hummilü tevrate sümmelem yahmilûha kemeselül himar. Burada da hamir diyor. Hamir de cemi olması lazım. Hamir, himar. Hamir, himar. Peki, o zaman himar burada da hamz. Hamz, yani noktasız hal olursa eşek demek. Efendim himar onun çoğulu. Tamam mı? Onun çoğulu. Peki niye bunu almadı ya? Hamz. Ne? İmarun tekili, hamirin çoğulu diye biliyor. Öyle dedik. Meselüllezine hummilü tevrate himar. Himar. Himar, çoğulu, hamir, humur, ahmira. Himarın çoğulu bunlar. O himar müfret. Himar müfredi. Hamir çoğulu, humur çoğulu, ahmira diye de geliyormuş. Tamam mı? Efendim çoğulu. Himar, humur, hamir, ahmira. Evet. Himarı vahşi, doğru. Peki. Devam ediyoruz. Burada kalalım. Çünkü buradan aşağısına bir ders yapalım yarın inşallah. Bu üçten itibaren sonuna kadar da bir ders yapalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.